İnşallah kimse fark etmez okul vakti televizyon seyrettiğimi. Kaçıramı ne yapalım kardeşim? Bu da bir yerde milli mesele. Evet. Neredesin Seda Sayan, Caner, Tülin? Neredesiniz? Evet, şimdi seyredelim bakalım. Allah'ım ya Rabbim, nerede bu görüntü? Nerede Seda Sayan? Şu antenlerden bir tanesini Atatürk'ün tarafına, ötekini de bilgisayar tarafına doğru çekince oluyordu bu. Ah güzelliğe bak, bir gün ben de Seda Hanım'ın programına çıksam, en güzel şarkılarımı orada halkımla paylaşsam ya Rabbim ne olur. Birilerine bakar dururum. Elleri göreyim. Yürü. Dur. Müdür bey kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Yok önemli değil. Ben de mevzuatı inceliyordum zaten. Ne oldu koçum? Duyduğuma göre siz klimanın uzaktan kumandasını alıp böyle mikrofon gibi yapıp şarkı söylüyormuşsunuz. Yalan. Vallahi yalan. Ayrıca gizli gizli masanın altındaki televizyondan Seda Sayan'ın sabah programını seyrediyormuşsunuz. Yok artık daha neler. Böyle terbiyesizlik görmedim ömrümde. Burası ciddi müessese kardeşim. Kim söylüyor bunları? Mahkemeye gideceğim. Adliye koridorlarında sürüp süründüreceğim. Ya yok. Müdür bey siz yanlış anladınız. Yani ben de Seda Sayın'ın büyük bir hayranıyım da. Eğer seyrediyor olsaydınız beraber neyse. Ah, ah be koçum senin ağzın ne diyor? Gel. Ciddi misiniz? Gel başladı koçum gel. Allah! Sabahların sultanı. Sesi de açsak diyorum biraz. Dur gaza getirme koçum, çocuklar duyacak dur. En sevdiğim şarkısı. Ne duruyorsun be koçum? Beraber söyleyelim şunu. Dönsen bile, dönsen bile. Aa bir dakika. Tabii ya. Üçüncü dilek kuponumu ikinciyi iptal etmek için kullanabilirim. Doğru evi. Orada bak. Müdür Dilaver odasında gizlice sabah yayınlanan kadın programlarını izliyor. Şarkıları da eşlik ediyormuş. Hem de o klimanın uzaktan kumandasını mikrofon gibi tutarak. Hadi git şimdi bunu herkese yay. Müdür Dilaver odasında sabah yayınlanan kadın programlarını izliyor. Git şimdi bunu herkese yay. Çekilin önümden, çekilin. Artık bunun karşılığında Mısır'ın yanında bir ülkeyi daha hak ettim. Ya bırakın beni ya. Hiç karşı koyma. Seni Cenk abi bekliyor. Bırakın o kızı. Müdür bey, duyduklarım doğru mu acaba? Siz böyle sabahları gizli gizli Seda Sayan'ı seyrediyormuşsunuz ha? Gel zaten. Allah, bir ara çağırmayacaksınız diye nasıl korktum anlatamam müdür bey. Gel. Allah kahretmesin be. Bıktım bu zilden. Şu Seda Hanım'ın ne dediğini duyamıyorum. Merak etmeyin müdür bey. Dersini bu çalar çalar susar. Sesi açın sesi. Açır. Oh. Bıktım artık. Ders nefis, ders nefis. Her saat başı. Zır. Çağıracağım ustaları. Söktüreceğim şu zilleri. Tabii ya. Bravo müdür bey. Bravo. Değil mi ya? Şurada bir ağız tadıyla sabahların sultanı Seda Sayan'ı seyredemiyoruz. Kimseler görmedi öpüştüğümüzü. Yağmurdan başka iki gözüm çıksın. Güzel. Bravo müdür bey, bravo. Yani şu muhteşem şarkılarınızla reklam arası nasıl geçti anlamadık ya. Müdür bey rahatsız ettim ama. Yok canım rahatsız etmiyorsun zaten reklam arasına girdi. Buyurun. Hulki Hoca'nın fizik dersiyle koçun beden dersi boş geçiyor da haberiniz var mı diye soracaktım. Ama görüyorum ki haberiniz var. Ay inanmıyorum. Okulda söylenenler doğruymuş demek.
Doğru doğru Melda Hanım. Biliyor musunuz? Tülin ve Caner yeniden bir araya geliyor ya. Ne Caner'i, ne Tülin'i, Hulki Hoca. Dersler ne olacak? E işte bu yaptıkları Tülin'le Caner'e bir ders olacak. Ya? Dur, dur. Reklamlar bitti. Program başladı. Nasıl da yakışıyorlar birbirlerine. Ay. Seviyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.